Kesinlikle yanlış. Bir insanın asla kültürüne zarar vermemesi lazım. Sattım, yabancıların da yazı yazdığını. Ya insan olun sonuçta. Kim olursa olsun, yabancı da olsun, yerli şey de olsun hiç fark etmez. Yapılması gerçekten çok yanlış. Yaptırımlarımız yeterli mi bu konularda? Hayır, kesinlikle. Yabancılara karşı çok aşırı derecede bir güven veriliyor. Onlar da istedikleri gibi hareket edebiliyorlar bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde maalesef. Ama bu şekilde bir yaptırım yapılırlarsa, cezai işlemlerde artırırlarsa bu konuda gerçekten bir önlem alınır. Kendi ülkesinde yapsın da göreyim. Neler başlarına geliyor görürüm ben onları. Hayır, bence hiç hoş değil. Tarihi zedeleyen bir şey bu bence. Bence hiç hoş değil. Hatta yenilenmesi gerekiyor bence. Restore edilmesi gerekiyor. Tarihe zarar vermişler çünkü bu şekilde. Yani bu şekilde göründüğüne göre hiçbir şekilde yaptırım yapılmamış yani. Bakalım. Tabii ki de yakışmıyor. Tarihi kirletiyor bunlar. Gerek yok böyle yazılar. Yani gerek cezai işlem uygulanmalı. Yanlış yani bunlar. Uzun sürede de devam eden bir sorun. Yani o zaman buna önlem alınması lazım tabii ki. Şirce Mahmut devrinde o yalı yerine buraya bir ahşap saray yapılıyor. Ahşap saray Abdülmecit devrinde yıktırılıyor ve yerine başka bir saray yaptırmak isteniyor. Ama Abdülmecit'in ömrü yetmiyor bu sarayı yaptırmaya. Kardeşi Abdülaziz arkamızda görmüş olduğunuz Çırağan Sarayı'nı yaptırıyor 1871 tarihinde. Daha sonraki yıllarda ise tahta 2. Abdülhamit geçiyor ve 2. Abdülhamit de Yıldız Sarayı'nda yaşama kararı alıyor. Ve bu iki saray arasında bir bağlantı yapılması düşünülüyor ve şu an altında bulunmuş olduğumuz köprü yapılıyor. Bu köprü Çırağan üst geçişliğe geçiyor. Aslında bu bir zafer takı da diyebiliriz Osmanlı'nın ihtişamını gösteren. Evet, yıllardır maalesef arkamızda görmüş olduğunuz kapıya bu kapı Çırağan Sarayı'nı açılmakta. Bu kapıya yıllardır yazılar yazılıyor. Bununla ilgili herhangi bir önlem alınmadı. Kamera konabilir. Bu yazanları kayıt altına almak için. Yani tek vatandaşlarımız yazmıyor. Yabancı turistler de yazıyor. Bunun önüne geçirmesi gerekiyor. Yani bu İstanbul'u kötü gösteriyor bu görüntü. Buna önlem alınması lazım. Burada 110 tane sütun var. Hepsi mermerden yapılmış. Muhteşem bir anıt bu. Maalesef o sütunların bazı yerlerinde çatlaklar var. Özellikle kaide kısımlarında. Sütunların üstüne ise bazı şahıslar isimlerini yazmış maalesef. Ya onlarca sütunda bu yazıları görmekteyiz. Maalesef yaptırımlar yetersiz. Çünkü bunu yazanlar yani tutuklansa bile hemen serbest bıraktırıyor. Bunun çok ağır cezalı olması lazım. Devletimiz buna daha çok önem göstermesi lazım. Çünkü insanlar yazsam bir şey olmayacak kafasında herkes. Onun için eğer yaptırımlar çok ağır olursa insanlar bundan vazgeçerler. Yani birkaç defa yazarsa hatta hapis cezasına kadar girilmesi lazım. Çünkü İstanbul yani ülkemizin en önemli şehri. Yani dünyada milyonlarca insan bu şehir sayesinde ülkemizi tanıyor. Aslında burası dünyaca ünlü bir mekan. Çünkü dünyanın her tarafından burada gelip düğün yapıyorlar. Yani dünyanın her yanından turist alıyor burası. Bu cadde de çok önemli. Bu cadde üzerinde de onlarca tarihi eser var. Bu caddede her gün binlerce insan geçiyor, turistler olsun, insanımız olsun. Ya bu caddenin en önemli kısmında böyle bir noktanın bu halde olması çok üzücü veri. Buranın en kısa sürede restore edilmesi gerekiyor ama yıllardır bu halde maalesef. Buraya neden bir müdahale yapılmıyor, restorasyon edilmiyor, biz de şok içerisindeyiz. Ayrıca yani dış duvarları da sıvayla kaplı bu sarayın. Oranın da bir elden geçmesi lazım. Ya taş görüntüsüne kavuşturması lazım çünkü eskiden bu duvarlar taş görüntüsüne sahipti. Taştı zaten. Ama bugünümüzde sıvayla kaplı. Ayrıca bu kapı da bu halde. Yani bu kapı Çırağan Sarayı'nı açılan bir kapı. Bu halde olması çok üzücü yani. Bir de ülkemizde en çok gelir kapısı olan bir saray burası. Yani en kısa sürede bir şeyler yapılması lazım.